bir kez daha Akdeniz kıyılarına uzanıyoruz. Tantunisi ile meşhur Mersin'in tertemiz plajlarında bir tura çıkacağız ve Survivor'ın son şampiyonu Avatar Atakan'la keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Survivor şampiyonu Atakan, Mersin'in altını üstüne getirdi. Mutfaktan hiç anlamadım ben oldu. Sen var ya adamsın ha, bravo. Avatar Atakan'la Mersin'de çok özel bir röportaj Magazin 8'de. Kazandığım parayla ne yapmayı düşünüyorum? Dokunayım mı? Abi hayır. 438 selfie, 250'ye yakın uzaktan selamlaşma, 145 tokalaşma, 2 farklı kostüm ve 14 saati aşan bir mesai ile Survivor şampiyonu Avatar Atakan'ın Mersin yolculuğunu izleyeceksiniz. Neler yoktu ki bu yolculukta? Birbirinden gırgır sohbetler. Muhakkak mesleğini yapsın. Artistliği marstliği bıraksın. Ağızların suyunu akıtan Mersin Tantuni. Baksana elim yanıyor. Baksana yandık. Atakan hayranlarının gözyaşı. Ve daha neler neler. Avatar'la Mersin turumuz başlıyor. Cuppa cuppa cuppa. Cuppa da cuppa cuppa. Bağıran çağıran bas bas. Sabaha kadar dans. Bir saatlik uçak yolculuğunun ardından Mersin Havalimanı'ndayız. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Atakan'la yemyeşil çimlerde masmavi denize nazır bir röportaj yapıyoruz. Bu bugünkü ilk imza günümüz olacak. Şu anda açıkçası ben de çok heyecanlıyım diyebilirim. Hayatı boyunca unutamayacağı o kaza anını yeniden anlatıyor Atakan. Ya son sayı kalmıştı ya da 9. sayıda falan yarışıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Zıpladım. Yani bir platform var. Platformun üstünde zıplıyorsunuz. Buradan iki kişi birbirine bir mekanizmayı atıyor. Üstünden zıplayarak geçiyorsunuz. İşte 1, 2, 3, 5, 100 zıplıyorsunuz. Bir süre sonra kondisyonunuz bitiyor ve yorulmaya başlıyorsunuz. Ben de tam düşeceğim sırada düştüm. Platform buydu. Böyle aşağıya doğru düşerken buradan kafama önden bir darbe aldım. O mekanizma kafama çarptı. Arkadan da platforma çarptı. Bayıldım ve suyun içerisinde uyandım diyebilirim. Suyun içerisinde uyandım. Tabii ki hafızam gitmiş, bilincim gitmiş. Bir anda su yutmaya başladım. İşte sudan yukarıya çıkmaya çalıştım, çıkamadım vesaire. Daha sonrasında zaten doktorumuz vesaire gerekli müdahaleleri yaptılar ve çıktım. Tabii ki anılar hep acılardan oluşmuyor. Atakan, Acunalı Jalı'nın şampiyonu ilan ettiği o anı da asla unutamıyor. O gün şimdi orada bekliyoruz. Yanımda Serkay var. Bekliyoruz hani Acun Bey'in ağzından çıkacak kelimeye kalmış her şey. İnanılmaz derecede heyecanlıyız. Acun abi de geriye doğru sayıyor işte 10, 9, 8. Gittikçe böyle heyecan artıyor. Yani artık bir önce bir şey söylesek biz de artık sonucu öğrensek diye rahatlamaya çalışıyoruz. En sonunda tabii ki benim adımı söyleyince yani Allah'a dedim şükürler olsun. Atakan! Yarışmadan kazandığı parayla da ev almayı düşünüyormuş Atakan. Kazandığım parayla ne yapmayı düşünüyorum? Kazandığım parayla ev almayı düşünüyorum açıkçası. Röportaja bir virgül koyalım ve hep birlikte Mersin çarşısına inelim. Mutlu oldun mu Atakan kazanmışsın? Çok mutlu oldum. Gerçekten. Ben Hollanda'dan seyrediyordum, buradan değil. Çarşıda dikenli incir satan Vedat da bir Atakan hayranıymış. Yani incir bağırsakları 10 numara abla. Ben bunu ilk defa gördüm. Ben Mersin'e daha önceden geldim ama. Sen de ilk defa gördün. Ben ilk defa görüyorum dikenli inciri. Bize abi. Siz nasıl yiyoruz bunu? Dokunayım mı? Abi hayır. Dokunma. Dokunma. Dokunun dakika abi dikeni yersin. Pardon mı? Dokunma. Dokunma. Aman Atakan sakın dokunma. Vedat Usta dikenleri ayıklıyor. Şöyle bir abicim. Bunu alıyor muyum böyle? Evet abi. Vur lokmayı abi. Oğlum böyle patlayacak gibi nasıl tutuyorsun bunu böyle? Ona... Korktum iyi mi? Vuracaksın abi. Çekirdeği var mı? Böyle ısırıyor muyum? Abi komple. Bismillah. Yora yora. Zaman diyeceksin abi. Yut. Mersinli Aslı ve Iraklı Seydi de Atakan'ı görünce hemen yanına geliyor. Seni izliyorduk. Beni izliyordunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah bağışlasın evet. Abi. Çok... İşbir nasip istiyorum. Tabii yapalım sen gönder. Aslı tam bir Survivor fanatiği çıktı. Biz izliyorduk Survivor'ı. Ben kırmızı takımdım. Kırmızı takım süper. Çarşıda Atakan'a ilgi çok büyük. Ben ama... sporcu bir adamım. Dilerim burada bir spor salonu açar. Ama açmazsa İstanbul'da muhakkak mesleğini yapsın. Artistliği marstliği bıraksın. Artistliğe gerek yok abi. Hiç gerek yok. Artist ne arar zaten? Mersin'e gelinir de tantuni yenmeden dönülür mü? Şampiyon tezgahın başına geçiyor bu sefer. Tamam bu ne kadar ısındı abi? Oldu mu şimdi? Al şimdi ekmeğini. Ekmeğini al. Tamam. Elin ver. Bu benim kafam çarpıyor. Çarpıyor değil. Şöyle girsem.
Böyle ısınıyor mu şimdi? Evet. Şimdi hemen yakmıyor. Hemen yap. Yapıştır. Yok. Hemen yap. Bırak, hemen. Böyle sünnetliyor muyuz bunu? Ya, bastır. Bastır, elim yanıyor. Baksana yandık. Evet, şimdi, mutfaktan hiç anlamadım belli oldu. Sen var ya adamsın, bravo. Lavaşı da güzelce sosladı Atakan. Teri de silindi, yeşillikler de lavaşa koyuldu. Tantunimiz hazır. Burada mı sarıyoruz? Evet, sar yapıştır diyorsun. Evet, tamam. Bravo, gibi tamam. Tamam, evet. Dener. Evet baba, tamam. Devam. Yoğun tempoda bir Mersin günü yaşayan Atakan, yüzlerce Mersinli hayranıyla bir alışveriş merkezinde imza gününde buluşuyor şimdi de. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yani inanılmaz bir dünya. Gerçekten hoş geldiniz. Teşekkür ederim herkese. Tüyleri diken diken eden bir görüntü bu. Aylarca Survivor'da yarışan, desteklerini esirgemedikleri Atakan'ı karşılarında gören Mersinliler büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. 17 yaşında spora başladım. Birazcık geç oldu ama güç olmadı. Daha sonrasında pek çok şampiyonluk yaşadım. Döndükten sonra karşılaştığım şöyle bir tablo var. Benimle beraber, yani benden sonra beni izleyerek örnek alarak spora başlayan gençler var, çocuklar var. Bundan hepsine teşekkür ediyorum. Şu tabloysa bahsettiğimiz sevgiyi anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Bana sorun engelini artır mısın? Sanıyorum sadece fotoğrafımı yeter. Çekil edeceksin. Bu sevgi seni gerçekten hak eden birisi. Bir teyzemiz ise Atakan sevgisini işte böyle dile getirdi. Allah Ancı Kılıçan'dan razı olsun ki seni bize tanıttı, örnek oldu. Tüm gençlerimize ikinci Atakan'ı bitmeye çalışıyor. Ben de babasız olarak bitiyorum. Senin adresini almak istiyorum. İnşallah Allah benden daha iyi yerlere gelmesini nasip eder. İnşallah kardeşime ben bu tişörtü hediye edeyim. Bu minik hayranlarsa boks eldiveniyle gelmiş imza gününe. Tantunili, bol sohbetli, çığlıklar, gözyaşı ve sevgi selinin de yaşandığı bir Mersin turu da işte böyle geride kaldı.